Yeni funksiyonun hassasiyetiga doir quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. fx teng modul x ning hassasiyatini toping. Buning uchun biz dastlab modulning hassasiyati modulni ta'rifidan foydalanamiz. Modul x nimaga teng edi? Bu teng x ga teng agar x 0 dan katta bo'lsa. 0 ga teng agar x 0 ga teng bo'lsa. Minus x ga teng agar x 0 dan kichik bo'lsa. Modulning ta'rifidan foydalanamiz. Agar x 0 dan katta bo'lsa, buni hosilasini biz osongina ola olamiz. Buni hosilasi x ning hosilasi 1 ga teng. Demak, agar x 0 dan katta bo'lsa. Agar x 0 dan kichik bo'lsa, minus x ning hosilasi minus 1 ga teng. Minus 1 ga teng agar x 0 dan kichik bo'lsa. Xo'p, 0 bo'lsa-chi? 0 bo'lsa, biz uni hosilasini tarix bo'yicha topamiz. Ya'ni x teng 0 nuqtadagi uni hosilasini topamiz. Buning uchun birinchi qilinadigan ish f 0 qo'shuv h ni topamiz. Ya'ni x ning o'rniga 0 qo'shuv h ni topamiz. 0 nuqtada shu sababli 0 qo'shuv h. Bu modul h ga teng. Xo'p, ikkinchi qilinadigan ish quyidagi ayirmani topamiz. 0 qo'shuv h minus f 0. Ya'ni modul h'dan ayiramiz f 0. F 0 degani x 0 ga 0 qo'yish kerak degani. Ya'ni modul 0. Bu 0 ga teng. Demak, modul h'ni o'zini hosil qilamiz. 3-chi ish bu ayirmani h'ga bo'lishimiz kerak edi. Hosilani ta'rifiga ko'ra, demak, 0 qo'shuv h minus f 0 bo'lu h. Ya'ni modul h taqsim h'ni mana bu nisbatini topishimiz kerak edi. Va nihoyat 4-chi qilinadigan ish bu nisbatni limitini topamiz. Limit h 0 ga intilgandan keyin limitini topamiz. Modul h taqsim h. Xo'p, bu limitni topish uchun biz ikkita holni qaraymiz. Kelinglar buni limitni a bilan belgilab qo'yaylik. Birinchi hol. H musbat bo'lib 0 ga intilsin. Ya'ni musbat bo'lgan holda 0 ga intilsin. Ya'ni boshqacha qilib aytganda 0 nuqta bo'lsa, H 0 ga o'ng tomondan intilsin. Mana bu tomondan intilsin. Musbat bo'lib 0 ga intilsin. Bu holda a teng. Bu holda modul H H ga teng bo'ladi, chunki H musbat bo'lganligi sababli H ga teng. Bu holda a limit h 0 ga intilganda modul h ning o'rniga h yozamiz. Bu nisbat 1 ga teng. Limit h 0 ga intilganda 1 o'zgarmas sonning limiti o'ziga teng edi. 1 ning limiti 1 ga teng. Demak, agar h musbat bo'lib 0 ga intilsa, u holda limit 1 ga teng chiqdi. Endi ikkinchi hol. H manfiy bo'lib 0 ga intilsin. Bu holda a quyidagicha topiladi. Limit h intilganda 0 ga. Agar h manfiy bo'lsa, mana ikkinchi holda. Bu holda bu minus h ga teng bo'ladi. Modul h minus h ga teng bo'ladi. Shu sababli bu limitni ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Minus h taqsim h. Mana bu nisbat minus 1 ga teng. H'larni qisqartirib olsak, minus 1 chiqadi. Demak, limit minus 1 h 0 ga intilganda bu minus 1 ga teng. Chunki o'zgarmas sonning limiti o'ziga teng. Demak, birinchidan a birinchi holda 1 ga teng chiqdi. Mana ikkinchi holda esa minus 1 ga teng chiqdi. Bitta son ikkita songa teng bo'lishi mumkin emas. Shu sababli, demak, hosila mavjud emas. Qayerda mavjud emas? X barobar 0 da hosila mavjud emas. Shunday qilib javob f strih 0 mavjud emas. Hosilasi yo'q ekan, demak bu funksiyaning birinchi misolda berilgan funksiyaning 0 nuqtada hosilasi mavjud emas ekan. Endi ikkinchi funksiyaga o'tamiz. Mana bu funksiyaga. Va bu funksiya uchun ham
yukarıdaki kabi teyini yazışımız mümkün. Eğer bana bir de kub buladığım olsa, kub. O halde bana bir de x kub buladı, bir de minus x'nin kubu, 0'da 0 getirdim. 0'nin kubu 0. Demek model x'nin kubu için hem biz bana şimdi teyini yazışımız mümkün. Bak yanda hasılası için. Bir de hem yukarıdaki kabi mülahazayı yürütemiz. X 0'dan katta bulsa, 0'dan katta bulgende x kubunu hasılası 3x kvadrat getirin. Manfi bulsa, minus x kub getirin. Minus 3x kub getirin. 3x kvadrat getirin. Ne hasılasını taptık. Bak, yani 0 noktada hasılasını tapmamız. Bunun için yani kuyuda gidik, yukarıda gidik, yani bana bu işlerini becerip çıkarmız. F, 0 koşu haşını tapmamız. Bunu kubu. Bana bunu kuba. Bu bunu hamsadalaştırışımız mümkün. Bunu h kvadrat köpaytırı modul h diye yazışımız mümkün. Bana bir adasla modul h'nin kvadratı diye yazışımız mümkün. Kvadratı. Kvadratı bugün de modulunu yazmasak hem bulur adı. Şunun için h kvadrat köpaytırı h diye yazalımız. Yani kengi iş. Bana bu ayırmanı tapamız. Bu ayırma demek birincisi 0 koşu h bana bunu getirdi. F 0, 0 getirin. Ve bu h kvadrat köpaytırı modul h getirin. Minus 0, F 0, 0 getirin. Şimdi bana bunun ispatını tapağımız. Demek şimdi h kvadrat köpaytırı h modul h bölü h. H'ki kısaltı varsak kolda h köpaytırı modul h asıl buladı. Okey, yenge kınladığın iş. Şimdi limitini tapağımız. Limit suratta bana bu ifade. H köpaytırı modul h. H kvadrat. Bak burada kıskartırdı da ki bu ifadeni hasıl kıldık. Limit H nolge intergende H köpaytırı modul H. H nolge intergende bu ifadenin limiti nolge teyin. Demek nolunu hasıl kılamız. Demek nol noktada funksiyonun hasılası mavcut eken nolge teyin eken. Şunu yakalıp eğer x noldan katta olsa bu funksiyonun hasılası 3x kvadrat geteyin. Noldan küçük olsa funksiyonun hasılası minus 3x kvadrat getirin. 0'da ise funksiyonun hasılası 0 getirin. Ne var tek misal gibi tamamız? Modul x plus 1'nin hasılasını tapamız. Bu yerde hem yukarıdaki kabi işlerini kılıp çıkalımız. Nasıl biz modelini tarifinden faydalanıp bu ifadenin kuyuda geçiyor yazışımız mümkün. X plus 1 getirin. Eğer x plus 1 müsbat olsa, yani x katta minus 1'den olsa ve x katta minus 1. Bana bunu tensizliği becerilsin. Ve bu 0 getirin. Eğer x minus 1 getirin olsa. Minus x plus 1 getirin. Eğer x küçük minus 1 olsa. Ve modelin tarafından faydalanıp biz bu dediği ifadenin kendini yazışımız mümkün. Bir daha birinci hal. Bana bu halde x plus 1'nin hasılasını alalımız da f'x deyin. X plus 1'nin hasılası 1 getirin. Demek eğer x 0'dan x minus 1'den katta olsa. Bana bu halde hasılası minus 1 getirin. Eğer x küçük minus 1 olsa. Bak x minus 1 getirin bölgende hasılasını tapamız şimdi. X deyin minus 1 olsun. Bunda hasılanın tarifinden faydalanıp tapamız. Bunun için biz f bizde şimdi minus 1 noktada hasılanın tapışımız gerek. Yani minus 1 koşu h'ni topishimiz kerak. Bu teng
x larning o'rniga berilgan funksiyadagi x ning o'rniga minus 1 qo'shib h ni yozamiz. Bu holda modul x ning o'rniga minus 1 qo'shib h qo'shib 1. Minus 1 bilan 1 0 bo'lib ketadi. Bu yerda modul h hosil bo'ladi. Bu birinchi qilinadigan ish. İkinci iş. Minus 1 koşu h minus f minus 1'ni hisoblaymiz. Teng. X'nin o'rniga minus 1. Mana bu ifoda yuqorida hisobladik. Modul h ga teng. Minus f minus 1. X'nin o'rniga minus 1 yozsak. Minus 1 plus 1. Bu 0 ga teng. Demek biz bir yerde modul h'ni hosil qilamiz. Üçüncü qilinadigan iş. Bu ayırmanı h'ga bo'lamiz. F minus 1 qo'shuv h minus f minus 1 taqsim h. Yani modul h taqsim h'ni hosil qildi. Xuddi shu ifodani birinchi ko'rgan misolimizda ham hosil qilgan edik. Mana mana bu modul x ning hosilasini topishda ham xuddi shunday ifodani hosil qilgandik. Mana 4-chi qadamda biz mana shu limitini topishimiz kerak. Limit h intilganda 0 ga f minus 1 qo'shuv h minus f minus 1 taqsim h. Ya'ni limit h intilganda 0 ga modul h taqsim h. Birinchi misolda ham ikkita holni ko'rgan edik. İkkita holni ko'rib, birinchisi h 0 ga intilganda h musbat bo'lib 0 ga intilganda bu limit 1 ga teng chiqdi. Agar h manfiy bo'lib 0 ga intilsa, bu holda a minus 1 ga teng chiqqan edi. Shu sababli bu limit mavjud emas. Chunki bu son birdaniga ikkita songa turli xil sonlarga teng bo'la olmaydi. Shunday qilib javob bu funksiyani hosilasi x minus 1 dan katta bo'lsa 1 ga teng, minus 1 dan kichik bo'lsa minus 1 ga teng. Agar x minus 1 ga teng bo'lsa, ya'ni f strix minus 1 mavjud emas. Mana yuqorida ko'rsatdik, mana mavjud emas. Mavjud emas.